Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün tekrardan farklı bir sos tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Balık menülerinin yanında bu sosu kullanabilirsiniz. En kolayından evde tartar sosu yapacağız. Kanalımda farklı sos tarifleri vardır. Bu şekilde değişik soslar istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Evet, şimdi hemen malzeme listemize geçiyoruz. 4 yemek kaşığı mayonez, 1 tatlı kaşık hardal, 3 dilim soğan, 2 tane kornişon turşu küçük boylu olanlardan arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bu şekilde 5-6 tane küçük kapari, 1 tutam beyaz karabiber. Evet, malzeme listemiz bu kadar arkadaşlar. Eğer evinizde varsa bir iki tane de taze yeşil soğan yaprağı kullanabilirsiniz. Eğer kaparı yoksa da kaparı da kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Yani sorun olmaz. Lezzeti aşağı yukarı aynı olacaktır. Evet, ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Kapariyi, soğanı, kornişon turşumuzu ve tabağımızı alıyoruz. Tüm malzemeleri güzelce harmanlıyoruz. Gördüğünüz gibi 1-2 tutam da beyaz karabiber atıyoruz ve bu şekilde en kolayından pratik tartar sosumuzu hazırlıyoruz. Bu sosumuzu arkadaşlar balık menülerinde kullanabilirsiniz. Müthiş yakışıyor. Yapmışken de balık menümü de sizlere göstermek istedim. Kullandığım balık filesi kabelyau file, yani morina balığının filesi oluyor arkadaşlar. Farklı balık fileleri kullanabilirsiniz. İki tarafını tuz ve karabiberle serptikten sonra daha sonra un yerine mısır unu kullandım. Dilerseniz siz un kullanabilirsiniz. Her yerini tuz, karabiber ve mısır unu ile kapladıktan sonra bir tane yumurtayı tuz biraz da karabiber ekleyerek çırptım. Ve daha sonra hazırlamış olduğum balık filelerini önce yumurtalı sosuma daha sonra galeta ununa bulayarak her yerini kapladım. Bu şekilde balık filelerimi hazırlamış oldum. Daha sonra kızgın yağda bunları kızartacağım. Balık filenin yanına olmazsa olmaz patates arkadaşlar. İsterseniz haşlanmış patates, tavada kızartılmış patates, fırında patates garnitür, birçok şekilde değişik tarifler hazırlayabilirsiniz. Ben bu kez farklı sos tarifiyle patates salatası yaptım. Bu salata tarifimde aslında daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Tarif linkimi bırakacağım arkadaşlar. Dilerseniz bu tarifimi de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Evet, sosu farklı yapılıyor. Kaynar bir şekilde ısıttıktan sonra haşlanmış olduğumuz patatesleri doğruyoruz ve üzerine döküyoruz. Güzelce harmanlayarak patates salatamızı hazırlıyoruz. Müthiş lezzetli, farklı bir salata oluyor. Ben bu şekilde menümü hazırladığım için sizlere de fikir olsun diye paylaşmak istedim. Bu tariflerimi arkadaşlar daha önceden ayrı ayrı sizlerle paylaşmıştım. Tarif linklerimi de info kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, tartar sosumuz hazır, patates salatamız hazır. Hazırlamış olduğumuz balık filelerini de bu şekilde kızgın yağda iki taraflı altın renk alana kadar kızartıyoruz. Daha sonra servis için hazır olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi menümüz artık hazır. Sizleri de şiddetle tavsiye ederim. Farklı ve değişiklik yapmak isterseniz bu şekilde bir de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Bu şekilde farklı tarifleri istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Eğer abone değilseniz hemen şimdi abone olarak ve zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.